Merhabalar. Şimdi size sorsam acaba insan vücudunda en sık görülen element hangisidir diye hemen aklınıza oksijen, hidrojen, karbon gelecektir. İsterseniz buna 3 tane daha ekleyelim. Nitrojen, kalsiyum ve fosfor. Bütün bunların hepsi vücudumuzdaki elementlerin kütlesi olarak %99'unu oluşturuyor. %0.89'unu ise ikinci beşli oluşturuyor. İkinci beşli de ne var diye soracak olursanız sodyum, potasyum, klor, sülfür ve magnezyum var. İşte magnezyumdan bahsedeceğiz. Magnezyum niye önemli? Bir kere vücuttaki kimyasal reaksiyonlara katılıyor. Bunların sayısı ise 300'ün üzerinde. Düşünsenize, 300'ün üzerinde bir reaksiyona katılıyor. Hangilerine katılıyor derseniz, bakın dikkat edin, ilk önce genetik materyalimizin yapımında katkıda bulunuyor. DNA, RNA sentezinde görev alıyor. Yetti mi? Hayır, yetmedi. ATP diye bir molekülümüz var. Adenozin trifosfat. Vücudumuzun enerji molekülü. Yani bizim benzinimiz, benzini yapıyor magnezyum. Ona katkıda bulunuyor. Aynı zamanda şekerin taşınmasında görevli olan GLUT4 diye bir taşıyıcı molekül var. Bu hücre içine taşınan glukozun gerekli yerlere servis edilmesini sağlayan bir molekül bu. Bunun da sentezinde magnezyumun katkısı var. Başka ne var? Hücre içi iletişim sistemlerine katkıda bulunuyor. Hücre içi iletişim sistemi ne demek? Hücre membranına bağlı olan bir molekül veya hormon olabilir. O hücre içerisine bir haber taşır. Yani şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu sentezle diye. İşte onun iletişimini sağlayan özel sinyal taşıyıcı kanallar var. Magnezyum orada da görev yapıyor. Başka ne de görev yapıyor? Damarın büzülmesinde görev yapıyor. Damarın büzülmesi ne demek? Tansiyon oluşturmada. Kas sinir kavşağında görev yapıyor. Sinirlerden gelen uyarıların kasa geçtiği yerde de önemli görevleri var. İltihabi reaksiyonlarda görev alıyor, vücudun savunmasına katkıda bulunuyor. Oksijen radikalleri oluşunca onları temizlemede görev alıyor. Bunun ötesinde de pıhtılaşma mekanizmasına da katkıda bulunuyor. Bütün bunların hepsi yetti mi? Hayır, yetmedi. Neden? Çünkü aynı zamanda D vitamini metabolizmasına da katkıda bulunuyor. Damar duvarındaki endotel hücrelerinde görev yapıyor. İşte böylesine gerçekten İnanılmaz görevleri olan bir element. Biz tabii element olarak almıyoruz, bunu mineral olarak alıyoruz. Magnezyumu normalde erkekler 420 mg gün, kadınlar ise 320 mg günde alması yeterli. Magnezyumun esrarengiz bir tarafı da şu, çünkü magnezyum büyük bir kısmı kemiklerde ve hücre içerisinde var. O yüzden bizde kanda ölçtüğümüz aslında total deponun %1'ini ortaya koyuyor. Ne kadar bu? 1.8 ila 2.4 mg desilitre normal düzeyi. Magnezyum niye önemi var? Çünkü magnezyum biraz evvel söylediğim genel görevleri çerçevesi içerisinde özellikle metabolik sendrom, şeker hastalığı ve kalp damar hastalığı felçle dahil olmak üzere bunun üzerinde ciddi etkileşimi var. Bakmışlar ki magnezyumla özellikle bahsettiğim şeker taşıyıcı molekül arasındaki ilişki nedeniyle insanlarda magnezyum olanlarda metabolik sendrom gelişimi daha az. Metabolik sendrom ne diye soracaksınız? Günümüzün yaygın şişmanlık hastalığı desem yeterli olmaz. İki nokta daha ekleyeyim. Bir, göbeğimiz geniş biliyorsunuz. Göbeğin çevresini ölçüyorlar. Eğer bu kadınlarda 80, erkeklerde 100 santimin üzerindeyse artı 1 puan bu şekilde devam ediyor. Kan şekeri yüksekliği, tansiyon yüksekliği, kolesterol ve trigliserit yüksekliği. Eğer bu varsa sizde 10 sene içerisinde olmayanlara göre 7 kat daha fazla kalp damar hastalıklarına yakalanma şansınız var. Yani felce kalp krizine kadar giden yoldaki ilk durak desek yeridir. İşte magnezyum olanlarda daha az metabolik sendrom görülüyor. Magnezyum alanlarda almayanlara göre tip 2 diyabet gelişme şansı düşüyor. Bakın 622.927 kişide yapılmış 15 tane çalışmanın toplamı olan bir meta analizde 100 mg ile 500 mg alan günde ekstra magnezyum olan kişileri kontrol etmişler. Bir de 200 bin tane hemşireyi 28 sene takip etmişler. Onlara bakmışlar ve görmüşler ki %8 ile 13 oranında tip 2 diyabet, yani insülin bağımlı olmayan şeker hastalığı gelişme riski düşüyor. Bu bence ciddi bir rakam. Başka nelere bakmışlar? Yine çok önemli bir şey tespit etmişler. O da nedir? Yaşlı kadınlarda, magnezyum alanlarda almayanlara göre felç riski %57 oranında düşmüş. Demek ki yaşlı kadınların magnezyum kullanması gerekebilir.
tansiyonda, büyük ve küçük tansiyonda yarımşar puan ilaçsız düşme sağlamış ve aynı zamanda ilaçla kontrol edilmesine de katkıda bulunmuş. Başka ne de katkıda bulunmuş? Özellikle felç, kalp damar hastalığına bağlı olan kalp krizi ve ölüm riskini alanlarda daha düşük olarak görülmüş. Bu gerçekten önemli bir öykü. Başka ne var? Magnezyum olanlarda trigliserit ve kolesterol düzeylerinin almayanlara göre daha düşük olduğu saptanmış. Yani trigliserit ve kolesterol metabolizmasına da katkıda bulunuyor. Bir de atrial fibrilasyon dediğimiz özel bir çarpıntı türü var ki biz hiç sevmeyiz. Neden sevmeyiz? Çünkü bu kalbin içerisinde pıhtı oluşmasına neden olur ve bu pıhtı beyne gider ve felç yapar. İşte magnezyum olanlarda atrial fibrilasyon gelişme şansı daha düşük. Atrial fibrilasyon gelişenlere biz hastanede damardan magnezyum veriyoruz ve bazen hiç ilaca gerek kalmadan da tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla magnezyum ve çarpıntı özellikle atrial fibrilasyon arasında bir ilişki var. Magnezyum alanlarda diğer önemli konulardan bir tanesi damar sertliğinin gelişimine olan etkisini gösterilmiş olması. Japonya'da ve Meksika'da yapılan çalışmalarda bizim kullandığımız bir kriter var. O da nedir? Şah damarına bakılır, karotis damarı. Şah damarının 3 tabakası vardır. İç tabaka, orta tabaka, diş tabaka. Biz bunlara intima media adventis adını veriyoruz. İç ile orta tabaka arasında kalınlaşma oranları bize gelecekte bu kişinin kalp damar hastalığına yakalıp yakalanmayacağı veya yakalansa bile ne derece riskli grupta olacağı konusunda bilgiler veriyor. İşte magnezyum olanlarda bu oranlar daha düşük olarak saptanmış durumda. Dolayısıyla magnezyum, tip 2 şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, kriz ve felçe giden yolda magnezyum bizim destek kuvvetlerimizden bir tanesi. O yüzden ben de hastalarıma gerek damar tıkanıklığı başlangıcında olsun, gerekse bypass olsun, stent olsun, bypass artı stent olsun, daha önce bir kez stent olup sonra tekrar ameliyata gitmiş olsun, bütün bu grupları magnezyum eksikliği açısından kontrol ediyorum ve şeker hastalığı, özellikle tip 2 şeker hastalığı artı bir de hipertansiyon olanlar bu magnezyum desteğini hak ediyorlar. Yalnız magnezyum konusunda şöyle bir şey var, genellikle magnezyumun sitrat türevini daha çok kullanıyoruz. Diğer bazı türevleri özellikle bağırsak temizliği ve bağırsak mikrobiyotasının değişikliği için kullanılıyor. Maalesef kötü bir haberim var. O kötü haberim de ne? Bizim dedelerimizin ürettiği magnezyumdan zengin besinler var ya, işte bunların içerisinde neyi sayabiliriz? Domates sayabilirsiniz, yeşil büyük yapraklı sebzeler, ıspanak, rezene, brokoli, tam buğday, yulaf ezmesi, bütün bunlar için hepsi magnezyumdan zengin. Fakat günümüzde genetiği değiştirilmiş olan tohumlarla üretilen sebze ve meyveler maalesef eskisi kadar mineral ve element açısından zengin olmadı. Daha doğrusu daha düşük oranda olduğu ortaya çıkmış. Yani bu da nasıl bir oyundur pek anlamış değilim. Doğru, insanları açlıktan kurtarıyoruz, ürün miktarı artıyor. Fakat bir yandan da hani kalitesiz ürün yetiştiriliyor desem yeridir. Sonra hem kalitesiz ürün yetiştiriliyor, sonra hastalıklar çıkıyor, sonra arkasından da bir ilaç tedavisi söz konusu. Dolayısıyla bu bir yerde bir kısır döngü haline dönüşmüş durumda. Efendim, ilginç magnezyum videomda bana katıldığınız için, değer saplığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.